Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Kurulu toplantısının 3. yasama yılı 35. bileşimini açıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu haftalık olağan konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, sanıyorum bu son grup toplantımız olacak bu dönem, değil mi? Evet, daha sonra galiba salı günü büyük bir olasılıkla parlamento tatile giriyor. Bu son grup toplantısında özellikle ben pandemi sürecinde gerçekten de bütün engellemelere rağmen tarihi yazan, mücadele eden, engelleri aşan, şikayet etmeden aşan belediye başkanlarımıza hemen hemen her ortamda bir tarih yazdıkları için teşekkür ettim. Elbette ki bunun arkasındaki güç Cumhuriyet Halk Partililere aittir. Yani hepimize aittir. Milletvekili arkadaşlarım, yerel yönetimler sürecinde hemen hemen günün 24 saati çalıştılar. Ne için çalıştık? Güzel bir Türkiye için. Ne için çalıştık? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler halka nasıl hizmeti verecek? Halk bunu görsün diye gelsin, iktidar olsunlar, yerelde iktidar olsunlar, mücadeleyi yerelde yapsınlar, toplumun her kesimini kucaklasınlar. Ayrıştıran iktidara karşı birleştiren bir anlayışı Türkiye'de sergileyelim dedik ve bunu beraber yaptık. O nedenle ben bütün milletvekili arkadaşlarıma da yürekten teşekkür ederim. Ayrıca parlamentoda gerek komisyonlarda gerek genel kurulda milletvekili arkadaşlarımın büyük bir bilgiyle, birikimle, tutanaklara geçen konuşmalarıyla yasa değişiklikleri sırasında veya yasa teklifleri sırasında yaptıkları konuşmalarda gerçekten gelecek kuşaklara ibret verecek konuşmalardır. O konuşmaların her birinde eğer bir teklif gelmişse o teklifin eksikliği, varsa o eksikliği bütün ayrıntılarıyla arkadaşlarımız ortaya koymuşlardır. Bu nedenle ben tekrar bütün milletvekili arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ve bizi televizyonları başında izleyen, radyoları başında izleyen, sosyal medya hesapları başında izleyen bütün vatandaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi grubundan en içten sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Onlar tatil beldelerinde iseler tatillerinde huzur içinde bir tatil geçirmelerini, eğer tarlada çalışıyorlarsa huzur içinde alın terlerinin karşılığını almalarını arzu ederiz. İşsiz iseler bir iş bulmalarını yine isteriz ve yürekten dileriz. Hayatın çok zor olduğunu biliyoruz, zorlukların olduğunu biliyoruz. Pek çok evde tencerelerin yeteri kadar kaynamadığını biliyoruz. Ciddi sorunların olduğunu biliyoruz. Ama bunların geçici olduğunu bütün vatandaşlarımız düşünsünler. Çünkü 2. yüzyıla çağrı beyannamesiyle biz bu sorunları nasıl çözeceğimizi ve kimlerle çözeceğimizi topluma umut vererek anlatmaya çalıştık. Ve anlattık da. Dolayısıyla kimse umutsuzluğa kapılmasın. Önümüzdeki süreç parlak bir süreçtir. Yeter ki sandığı koysunlar. Koyarlar mı bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir kişi karar verecek ona. Cesareti varsa sandığı koyar ve herkes boyunun ölçüsünü alır orada. Mersin'in Mut ilçesinde bir trafik kazası sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4 askerimiz şehit. Onlara, bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum.
Ayrıca hayatını kaybeden şehitlerimize ve şoförlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Değerli arkadaşlarım, zaman zaman grup toplantılarında annelerden söz ederim. Annelerimiz, bizi doğuran annelerimiz, bizi besleyen annelerimiz, bize dilimizi, sevgiyi, hoşgörüyü öğreten annelerimiz. Başımızı dizine koyduğumuzda içimize huzur dolan annelerimiz. Hasta olduğumuzda hastalanan, güldüğümüzde gülen annelerimiz. Bir anne için evladın ne olduğunu hangi görüşten olursa olsun bütün anneler bunun değerini bilir. Hangi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun her anne evladının üzerine titrer. Onun karnı açsa kendisi de açtır kesinlikle. Önce onun karnını doyurur. Önce onun büyümesini bekler. Büyütür. El bebek, gül bebek büyütür onu. Okula gönderir, üniversiteye gönderir. Üstünün başının temiz olmasını ister. Anneler evlatların üzerine titrerler. 800 haftadır bir grup anne, tam 800 haftadır bir grup anne evlatlarını arıyor. Evlatları kaybolduğu zaman bazıları 12 yaşında, bazıları 13, 16, 20, 30 yaşlarındaydı. Nerede kayboldu onların evlatları? Nerede kayboldu? Asıl soru bu. Bu anneler evlatlarını nerede arıyorlar? Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındılar. Tutuklandılar. Bir süre sonra bunlardan hiç kimse haber almadı. Hiç kimse haber alamadı. Anneler o yetiştirdikleri çocuklarının ne olduğunu istiyorlar. Ne olduğunu araştırın diyorlar. 800 haftadır Galatasaray'a gidip 800. haftada bir karanfil bırakmak istediler. Bir karanfil. Evlatlarımızın tamam öldüğünü biliyoruz diyorlar. Katledildiğini de biliyoruz diyorlar. Ama mezarı nerede ya? Bize bari mezarını söyleyin. Gidip başında bir Fatiha okuyalım. Bunu bile çok gördüler. Çok görenlerin o bir karanfil bırakmak için oraya gidip bir karanfil bırakıp evladım nerede diye söyleyen annenin sesini duymayan insanlara ben insan demem. Bakın bu kadar açık ve ne söylüyorum. Bu anne birisini mi dövdü? Hayır. Birisine mi kızdı? Hayır. Birisine biber gazı mı? Birisine sopa mı? Hayır. Hiçbir şey yapmadı. Oturuyor. Evladım nerede diyor. Dönemin başbakanı Erdoğan bunları davet etti. Etmeli miydi? Gayet güzel etmeli. O yönetiyor çünkü devletini. Dinledi bunları. Dinlemeli miydi? Evet dinledi. Hani faili meçhuller olmayacaktı? Faili meçhullerin üzerine gitmek gerekiyor. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olamaz. Berfu Ana, onun güzel bir sözü var. Benim evladım gelir diye kapıyı bacayı açık bıraktım. Ay geçti, gün geçti, sene geçti, benim çocuğum gelmedi. Benim çocuğum ölmüşse cenazesini bana versinler diyor Berfu Ana. Ama oğlunun mezarı nerede? Oğlunun mezarının nerede olduğunu bilmeden Berfu Ana hayatını kaybetti. Berfu Ana'ya ne diyeceğiz? Berfu Analara ne diyeceğiz? Bu olayı bir siyasi gözlükle analiz etmek kadar yanlış bir şey yoktur. Eğer insana saygı duyuyorsak, şundan veya bundan bir ayrımı yapmadan, devletin itibarını korumak istiyorsak, devlet elinde sopa olan bir örgüttür demek istemiyorsak, devlet her vatandaşına eşit yaklaşır diyorsak, cumartesi annelerinin sesini dinlemek zorundayız. Bazen şunu söylüyorlar,
Vay cumartesi annelerini söyledin, Diyarbakır'da da anneler var. O anneler de mübarek annelerdir. Onların da evlatları var. Ama o evlatlarını terör örgütüne gitmesini kim sağladı? Ortamı kim sağladı? Sorumlusu kim? Anneler arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Hiçbir ayrım. Anne annedir. Hepimizin anneleri var. Dolayısıyla anneyi bizi yetiştiren, bizi yetiştiren, bizim için her türlü fedakarlığı yapan bir insan olarak değerlendiriyoruz. Devletin, yani devleti yönetenlerin, annelerin sesine kulak kabartmaması, onların sesini dinlememesi kadar acı bir şey yoktur. Devleti yönetenlerin oturup bir daha düşünmeleri lazım. Gitsinler o anneler. Galatasaray meydanında otursunlar. Niye izin vermiyorlar biliyor musunuz? Bir ayıbı dünya görmesin diye. Bir ayıbı dünya görmesin diye yapıyorlar bunu. Ama dünya görüyor zaten. Bir karanfil bırakmayı engelliyorsan, o ülkede demokrasinin de olmadığını, hak aramanın olmadığını, hak arayan kişilerin coplandığını bütün dünya görüyor. Bizi üzen ne? Bizi üzen bu tablo. Bu tablo. Değerli arkadaşlarım, hapiste gazeteciler var, doğru. Osman Kavala tam bugün 1001 gün oldu içeride. 1001 gününü doldurdu. 3 kez tahliye edildi. Mahkemeden beraat kararı verildi. Her tahliyede bir suç icat edildi ve her tahliyeden sonra tekrar tutuklandı. Müebbet hapiste yargılandı, tekrar beraat etti. Beraatten sonra aynı dosyalardan yeni bir suç uyduruldu ve tekrar içeri alındı. Değerli arkadaşlarım, bunlar olmaz. Devlete yakışmaz. Beraat etmişse beraat etmiştir. Yeni bir suç uyduruyorsanız, aynı dosyadan yeni bir suç uyduruyorsanız, siz Osman Kavala'dan intikam alıyorsunuz. Yargı değil artık. Olay bir intikama dönüşmüştür. Tıpkı Selahattin Bey gibi. O da her seferinde beraat ediyor. Her seferinde yeni bir dosyadan, her seferinde yeniden tutuklanıyor. Sanıyorlar ki bunlar, efendim biz ettik siz etmeyin falan diyecekler. Niye desinler ya, bunlar suçlu değil ki. Değerli arkadaşlarım, gazeteciler de aynı şekilde. Müyesser Yıldız niye tutuklu? Neden hapiste? Doğruları yazdı diye. Barış Beylivan neden tutuklu? Neden hapisten? Hapiste doğruları söyledi diye. Yeni Çağ gazetesinin yazarı Murat Ağrel ne yaptı? Yolsuzlukları yazdı diye. Hülya Kılınç yine aynı şekilde hapiste tutuluyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Benim bildiğim, kalemini satmayan hiçbir gazeteci zorun karşısında diz çökmez. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi grubundan haksız yere içeride yatan her arkadaşa buradan selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Değerli arkadaşlarım, 37. kurultayımızı yaptık. Belli çevrelerin büyük endişeleri vardı. Vay efendim kurultay nasıl olur, orada yapılır, işte önlem alınmaz, şu bu vesaire. Bir sürü gerekçeler, bir sürü yorumlar, her şey yapıldı. Ama belki de bizim bugüne kadar yaptığımız en düzenli kurultaydı. Kimin nerede oturacağı belli, yerler belli, gazeteciler belli, yazarlar belli, köşe yazarları belli, onur kurulu üyeleri belli, delegeler belli. Herkesin yeri belli ve herkes gayet rahat. Hiçbir şekilde hiç kimseyi üzmemeye özen gösteren bir kurultayı gerçekleştirdik. Dolayısıyla 37. kurultayı gerçekleştiren ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Bu kurultayda ikinci yüzyıla çağrı beyannamesini ifade ettik, dillendirdik. Kurultayın ana teması ikinci yüzyıla çağrı beyannamesiydi. Bugün içinde bulunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılını 23 Nisan 1920'de tamamladık. Şimdi
101. yıla doğru gidiyoruz. 29 Ekim 2023'te ise Cumhuriyetimizin 100. yılı olacak. Dolayısıyla biz Cumhuriyetin 100. yılını tamamladık, 200. yılına doğru giderken neleri vaat etmeliyiz? Neleri yapmalıyız? Neleri söylemeliyiz? Şikayetimiz varsa bu şikayetleri nasıl gidermeliyiz? Üstelik yaptığımız öneriler toplumun %90'ı tarafından evet bu öneriler doğrudur diyebileceğimiz öneriler olmalıydı. Ve 100. yılı bitirip 200. yüzyıla çağrı beyannamesi yaparken, hazırlarken bunları düşündük. Neydi sorunlarımız? İşsizlik vardı. İşsizliği yenmek zorundayız. Yoksulluk vardı. Yoksulluğu yenmek zorundayız. Adaletsizlik, liyakatsizlik vardı. Bunları ortadan kaldırmak zorundayız. Kayırmacılık, torpil vardı. Bunları ortadan kaldırmak ve bunları tümüyle sonlandırmak gerekiyordu. Yolsuzlukla mücadele vardı. Evet, yolsuzlukla mücadele yapmalıydık ve bunu başarmalıydık. Söyledim, bunları kimlerle yapacağız? Kimlerle ve nasıl? Evet, bunları dostlarımızla yapacağız. Dostlarımızla gerçekleştireceğiz. Dostlarımızla deyince havuz medyasında ve o cenahta bir titreme meydana geldi. Vay efendim, kim dostlarınız? Kim olacak dostlarımız? Bizim ortaya koyduğumuz 13 maddeye evet diyen herkes bizim dostumuzdur. Kimlerle? İşsizlik sorunu varsa kimle çözeceğiz? İşsizlerle bir araya geleceğiz. Kuryelerle bir araya geleceğiz. Çiftçilerle bir araya geleceğiz. Emeklilerle bir araya geleceğiz. Apartman görevlileri bir araya geleceğiz. Sorunlarını dinleyeceğiz. Konteynerden çöp toplayan vatandaşımızla bir araya geleceğiz. Hala taşeron işçi statüsünde çalışan 50 bini aşkın kişiyle bir araya geleceğiz. Taşeron işçilerle bir araya geleceğiz. Şoförlerimizle, ister takside, ister dolmuşta, ister kamyonda, ister tırda. Direksiyon sallayıp alın teri döken şoförlerimizle bir araya geleceğiz. Yani halkımızla bir araya geleceğiz. Dolayısıyla biz demokratik yollardan bir dikta yönetimini sonlandıracağız. Herkesin bundan emin olmasını istiyorum. Demokratik yollardan bir dikta yönetimini, bir baskı yönetimini sonlandıracağız. İşin özü budur. Nasıl yapacaktık? Birincisi söyledim. Bir numaralı. Yeni bir anayasa yapacağız. Bugüne kadar yapılan bütün anayasalar şöyle veya böyle belli bir tonu değişmekle birlikte vesayet altında yapılmıştır. Hiçbir zaman toplumu temsil eden bütün kesimler bir araya gelip ortak bir anayasa yapamadılar. En son anayasa değişikliği OHAL, olağanüstü koşullarda yapıldı. Valilerin, kaymakamların, daha doğrusu kamunun bütün elemanlarının çalışmasıyla yapıldı. Baskı döneminde yapıldı. Biz ne yapacağız? Baskı döneminde olmayacak. Herkesin görüşü alınacak. Çok sık kullanırım. Anayasa kitapçılığını eline alan her vatandaş, siyasi görüşü ne olursa olsun, kimliği, inancı ne olursa olsun, her vatandaş anayasa kitapçılığını eline aldığında bu benim anayasamdır diyecek. Dolayısıyla bütün siyasi tarafların, meslek kuruluşlarının, uzmanların bir araya gelerek, sağcısı, solcusu, ortacısı ne derseniz, bir araya gelip oturup demokratik bir anayasa yapacağız. Bu anayasanın özünde demokratik parlamenter sistem olacak. Yani gerçek anlamda milli irade olacak. Gerçek anlamda vatandaşın oyu buraya yansıyacak. Dolayısıyla bu anayasada Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Yanlı Cumhurbaşkanı olmaz. Eğer adına Cumhurbaşkanı diyorsak 83 milyon Cumhurbaşkanı olacak. Ali'nin Veli'nin Cumhurbaşkanı olmaz. Partinin Cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanı oturacak, tarafsız olacak. Herkese eşit mesafede olacak.
O zaman biz buna cumhurbaşkanı deriz. Herkese eşit mesafede ve tarafsız olduğu için anayasa buna hakim tayin etme yetkisi veriyor. Bir partinin genel başkanı hakim tayin etmez. Ben bir hakim tayin ettiğimde, AK Partili bir vatandaş o mahkemede yargılandığında ne diyecek? Bu hakimi Kılıçdaroğlu tayin etti, kesin bu hakim beni yargılar. Hakim düzgün bile olsa o algıyı değiştiremezsiniz. O zaman ne yapacağız? Bunu değiştireceğiz. Değerli arkadaşlarım, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öyle gece yarısı kanunları olmayacak. Parlamenter sistem milletin çıkarlarını savunuyorsa, milletin çıkarı neyi gerektiriyorsa onlar tartışılacak. Kanun mu görüşülecek? Gelecek komisyona. Bütün tarafları zorunlu olarak davet edeceksin. Baro kanunu mu görüşecek? Baroların başkanını davet edecek. Çiftçi mi? Çiftçilerin bir sürü temsilcisi var, davet edeceksin. Esnafın kanunu mu çıkacak? Esnaf kuruluşları var, davet edeceksin. Kadınlarla mı ilgili düzenleme yapıyorsun? Bir sürü kadın kuruluşu var, 306 derneği var. Temsilcilerini çağırsın. Gelin arkadaşlar, şöyle bir düzenleme yapıyoruz, ne diyorsunuz? Ne demektir bu, ne anlama gelir? Özellikle bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Şu anlama gelir: ben bir konuda bir kanun çıkarıyorum ama o konunun uzmanlarıyla ve o konunun içinde bulunan kişileri de dinliyorum. Çünkü o konunun içinde olanlar sorunları daha iyi bilirler. O sorunları meclise aktaracaklar ve kanun bir anlamda sivil toplum, uzmanlar ve meslek kuruluşlarının ortak görüşleriyle çıkacak ve demokrasi gerçek anlamda parlamentoda tecelli edecek diyeceklerdir. Dolayısıyla bu çerçevede parlamenter sistemi güçlendireceğiz. Adalet güven vermesi lazım. Güven vermeyen adalet olmaz. Bugünkü parlamento sarayın vesayeti altındadır. Bugünkü yargı sarayın vesayeti altındadır. Bakın, size çok ilginç bir mahkeme kararından söz edeceğim. Türkiye Tarım Kredileri Kooperatifleri Merkez Birliği var. Var mı? Var. Başında da AK Partili bir milletvekili var. Birkaç yerden aylık alıyor. Olabilir. Milyonlarca işsiz var. Milyonlarca kişi ayda 300 lirayla 500 lirayla geçinmeye çalışıyor. Bu beyefendiler milletvekili maaşı yetmiyor, birkaç maaşı birden alıyorlar. Onu da AK Partilerin vicdanına havale ediyorum. Özellikle çocuğu işsiz olan bütün AK Partilerin vicdanına havale ediyorum. Şimdi Milli Gazete'de 19, Tarımdan Haber internet sitesinde de 65 haber yayınlanıyor. Toplam 84 haber. Tarımla ilgili ve bununla ilgili. Bu kooperatifle ilgili bir sürü sorun var. 7 Temmuz'da bunlar mahkemeye başvuruyorlar. 7 Temmuz'da. Aynı gün bu mahkeme nasıl bir mahkeme ise bütün haberleri izliyor ve aynı gün habere erişim yasağı getiriyor. Daha garip olanı ise şu: erişim yasağı getirilen haberlerden birisi de Saadet Partili milletvekili var, Sayın Abdülkadir Karaduman. Onun bir soru önergesini de haberleştirmişler. O soru önergesine de erişim yasağı getirmişler. Bunu yapan kişi hakim Ankara'da. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği. Şimdi siz bu kişiye hakim der misiniz arkadaşlar? Talimatını nereden alıyor? Saraydan alıyor talimatını. Erişim yasağı getir diyor. Neden sıkılıyorsunuz? Neden utanıyorsunuz erişim yasağı? Varsa bir şey haksız yapılmışsa açarsın tazminat davasını. Ama haber okunmasın istiyorlar. Dolayısıyla biz gerçek anlamda adaleti istiyorsak yargı üzerindeki vesayeti sonlandırmak zorundayız. Yargı üzerinde vesayet kalktığı zaman gerçek anlamda bir adalet çıkar ortaya. Bizim de aradığımız gerçek anlamda adalettir. Bunu istiyoruz. Dolayısıyla hükümetin geçmişte olduğu gibi meclise gelmesi, mecliste güven oyu alması, meclise hesap vermesi de demokratik parlamenter sistemin temel kurallarından birisi olacaktır. İkinci koyduğumuz hedef, Türkiye'nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Evet.
kaç yıl oldu bilmiyorum. 40 yıldır galiba bir Kürt sorunu tartışılıyor. 40 yıldır. 40 yıldır bir sorun neden çözülmez? Sorumlusu kimdir? Manav mıdır? Hayır. Şoför müdür? Hayır. Devlet memuru mudur? Hayır. Esnaf mıdır? Hayır. Üniversitedeki hoca mıdır? Hayır. İşsiz olan mı? Hayır. 40 yıldır bu sorunu çözmeyen kim? Siyasi otoritedir. 40 yıldır on binlerce kişi hayatını kaybetti ve siyasi otorite bu sorunu çözmedi. Şimdi Batı'nın egemen güçleri bu sorunu Türkiye açısından, Türkiye'nin aleyhine bir manivele olarak kullanıyorlar. Sorumlusu bugüne kadar iktidar olup bu sorunu çözmeyenlerdir. Ama ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bu sorunu demokratik standartları içerisinde Türkiye'nin bağımsızlığı çerçevesinde çözeceğime söz veriyorum. Söz veriyorum. Yıldır çözemediniz. Biz çözeceğiz. Bizim için insan en değerli varlıktır. Her insanın hayatı önemlidir. Bayrağımız evet, vatanımız evet, birliğimiz evet, bağımsızlığımız evet. Bu çerçevede çözeceğiz. Kadın erkek eşitliği, fırsat eşitliği kesinlikle sağlanacak. Her gün kadına yönelik şiddet ve cinayet haberleri geliyor. Devletin politikası bunun üzerine inşa edilmelidir. Kadın erkek fırsat eşitliği üzerine inşa edilmelidir. Ve devlet bunu çözmek zorundadır. Politikayı böyle her alanda yaymak zorundadır. Ve bir şey daha önerdik değerli arkadaşlarım. Tüm terör örgütleriyle kim olursa olsun eline silah alıyorsa tüm terör örgütleriyle ve yeraltı terör örgütleriyle mücadele etmek bizim görevimiz olacaktır. Herkes terör örgütleriyle der ama yeraltı mafyasıyla mücadeleyi pek ağızlarına getirmezler. Neden siyasi parti liderleri yeraltı dünyasının elemanlarıyla gidip hapishanelerde görüşüyorlar? Rüşvet aldığı için mi? Adam öldürdükleri için mi? Tehdit ettikleri için mi? Dolayısıyla biz bu memlekete ne dedik? Barışı ve huzuru sağlayacağız. Barışı ve huzuru getireceğiz. Her vatandaş huzur içinde yaşayacak. Tercihini istediği gibi kullanır. Ama barışı ve huzuru getirmek bizim görevimizdir. Yine aynı şekilde liyakat sistemi. Değerli vatandaşlarım, özellikle de AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerim, sizin bir vicdan sorgulaması yapmanız gerekiyor. İşi ehline verme sözü kime aittir? İşi ehline vermek bir inanç meselesi midir? İşi ehline vermek bir insanlık meselesi midir? İşi ehline vermek bir yönetim meselesi midir? Evet. İşi ehline vereceksin. İşi eline vermediğin zaman kul hakkı yemeye fırsat açıyorsun. Niye işi ehline vermiyorsun? Hangi gerekçeyle işi ehline vermiyorsun? Değerli arkadaşlarım, işi ehline vermezsen yolsuzluğa çanak tutuyorsun demektir. Haksızlığa çanak tutuyorsun demektir. İşi ehline vermek liyakat sistemini devlet politikası haline getirmek demektir. Bir kişinin liyakatli olması sonradan olmuyor. Önce eğitim, tecrübe, bilgi, deneyim bunların olması lazım. Belli bir süre geçmesi lazım. Tıp fakültesinden mezun olanı hemen derhal git kalp damar cerrahı olarak tayin etmiyorlar. Git hemen bir bypass ameliyatı yap demiyorlar. Onun üzerine 6 yıl tıp fakültesi, üzerine 4 yılda ihtisas yapıyor. Siz böyle bir şey yapmazsanız, işi eline teslim etmezseniz nereye gidecek bu iş? Değerli arkadaşlarım,
İşi ehline teslim etmek, aynı zamanda ehil insanın devleti yönetirken tarafsız olmasını sağlamak demektir. Devleti yönetirken. Liyakat sahibi kişi kin tutmaz, öfke tutmaz. Liyakat sahibi kişi vatandaşlarına eşit davranır. Var olan sorunu yasalar çerçevesinde çözmeye çalışır. Oturduğu makamı vatandaşa işkence etme makamı olarak ya da sorunlarını görmezden gelme makamı olarak tanıyamaz, öyle kullanamaz o makamı. O makamın bir sorumluluğu vardır. O makama gelen kişi, ünvanı o makam için değerliyse, geçerliyse, o makama o bilgiyi, birikimi, deneyimi sağlayan kişinin gelip oturması lazım. Eğer bunu yapmazsanız sorunları çözemezsiniz. Liyakatin bir başka özelliği toplumun ortak değerlerine saygı duymaktır. Bizim en büyük ortak değerlerimizden birisi nedir? Gazi Mustafa Kemal'dir ve arkadaşlarıdır. Cumhuriyeti kuranlardır. Bizim ortak değerimizdir bunlar. Hangi görüşten olursak olalım, bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden, kavga veren, hayatını ortaya koyan yüz binlerce şehidimiz var. Gazimiz var. O mücadelenin bayraktarlığını yapan da Gazi Mustafa Kemal'dir. Herkesin bunu bilmesi lazım. Herkes biliyor zaten bunu. Her liyakatli kişi bunu bilir. Her liyakatli kişi. Liyakat sahibi, erdem sahibi, bilgi sahibi, her kişi bunu bilir. O Gazi Mustafa Kemal. İstanbul işgal edildiğinde, yabancılar tarafından İstanbul işgal edildiğinde, İngiliz Muhipler Cemiyeti kuruluyor. Yanlışla bir sürü yandaşlar geliyor oraya. Saray her türlü desteği veriyor. Dönemin sarayı. Mustafa Kemal için idam fermanı çıkarılıyor. İdam fermanını çıkaran da Şeyhülislam Dürrizade Abdullah. Neden Türkiye'yi kurtarıyorsun? Neden düşmanla mücadele ediyorsun? Bak ne güzel, gelmişler Boğaz'a da demirlemişler, keyfimiz yerinde. Duyunu umumiye kurulmuş, kurulsun. Sevr anlaşmasını imzaladılar. Değerli arkadaşlarım, Rifat Börekçi de dönemin Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Ankara'daydı. Milli Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından birisidir. O da Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'ın tam aksine açıklama yaptı. Fetva verdi. Düşmanla mücadele etmek bizim görevimizdir dedi. Şimdi değerli arkadaşlar, tarihi bilmeden belli koltuklara oturursanız, kinle öfkeyle belli koltuklara oturursanız, kendi tarihinizi reddedip yabancıların size dayattığı tarihi gerçek tarihmiş gibi öğrenir ve bunu bulunduğunuz koltukta ifade ederseniz, siz liyakatli, erdemli bir kişi değilsiniz ve o koltuğa layık değilsiniz siz. Çıkacaksınız. Öyle bir konuşma yapacaksınız ki haddinizi aştığınızı sorabileceksiniz ve sonra geri almak için çaba harcayacaksınız. Bu ne demektir? O koltuğun hakkını veremiyorsun demektir. Liyakatli değilsin sen demektir. Bilgili değilsin, birikimli değilsin, erdemli değilsin, dürüst değilsin sen. Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açış konuşması vardır. 13 Ağustos 1923. Şöyle uzun Mondros Anlaşması'ndan başlar. Yunan orduları İzmir rıhtımını kana boyadı. En güzel bakımlı yerlerimizi yıkıp yakmaya başladı. Kadın ve çocuklarımız, namus ve iffetimiz ve pek çok ibadet yerimiz, anıt eserlerimizi de içine alarak Türk adı altındaki her şeye saldırıldı.
Her gün Ayasofya'ya haç asıp gözdağı vermeleriyle hassas duygularımız incindi. 1923, Cumhuriyet'in kuruluşundan önce. 13 Ağustos 1923. Her gün Ayasofya'ya haç asıp gözdağı vermeleriyle hassas duygularımız incindi diyor. Dönemin Mustafa Kemal'i diyor mecliste. Bu beylerin haberi var mı bundan? Onlar ne yapıyorlardı? Bu duygularla, bu duygularını ifade eden Mustafa Kemal Atatürk'ün idamına karar veriyorlardı. Neden düşmanla mücadele ediyorsun diye. O kişi bilmeli. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmasaydı, bugün o camilerin hiçbirisinde 5 vakit ezan okunmazdı. Bunu biliyor musun sen? Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, liyakat dediğiniz farklı bir kavramdır. Adaletli olacaksınız. O koltuğa oturuyorsanız o koltuğun tarihini bileceksiniz. O koltuğa kimlerin gelip oturduğunu bileceksiniz. Milli Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini bileceksiniz. Bakın değerli arkadaşlar, yine ifade edeyim. Gerçekten insan üzülüyor yani. Tarih bilmeyen, gerçekleri bilmeyen, rivayetlerle, yalan yanlış rivayetlerle profesör ünvanı alıp belli koltuklara gelen kişilerin Türkiye'ye ihanet ettiklerini hepimiz bilmeliyiz yani. Daha Cumhuriyet kurulmadan önce değerli arkadaşlarım, yine 1 Mart 1923'te Atatürk'ün yaptığı konuşma vardır. Onarımı yapılan 126 cami ve mescit vardır. 31 medrese ve okul vardır. 22 su yolu ve çeşme vardır. 175 akar vardır. 26 hamam vardır. Ve siz kalkıyorsunuz. Bir kişiye asla yakışmayacak. Hele bir din insanına asla yakışmayacak. Lanet sözcüğü kullanılır mı? Sevgi varken, hoşgörü varken, birlik beraberlik varken, huzur içinde yaşamak varken lanet sözcüğü kullanılır mı? Ha belki lanet sözcüğünü Erdoğan için kullanmış olabilir. Onu da söylesin. Ama ona rağmen bu sözcüğü bir din adamının kullanması asla doğru değildir. Ölenlerin arkasından dua okunur. Okusaydın o zaman. Elinden tutan mı vardı? Ağzını kapatan mı vardı? Asla doğru değil. Bunlar liyakatin de ne olduğunu bilmiyorlar. Tarihin de ne olduğunu bilmiyorlar. Gerçeğin de ne olduğunu bilmiyorlar. O koltuğun kendisine paye vereceğini sanıyorlar. Sadece ve sadece siz o koltuğu kirletiyorsunuz. Kimse o koltuk sana paye vermez. Değerli arkadaşlarımız, İnsanlara güzel söz söyleyin der kitabımız. İnsanlara güzel söz söyleyin. Bunu söyleyecek olanlar da din adamlarıdır. Tehdit, şantaj, lanetleme bunlar doğru değildir. Asla doğru değildir. Asla. Üçüncü olarak dedik ki devlette liyakat sistemi olsun dedik arkadaşlar. Ve dolayısıyla buraya kadar geldik. Liyakat sistemi olduğu zaman ne olur biliyor musunuz? Bu tür adamlar devletin kademelerinde yer almazlar. Bilgili, birikimli, namuslu insanlar, düzgün insanlar, kul hakkı yemeyen insanlar, intikam alma duygusuyla devletin koltuğuna oturmayan insanlar, devletin vatandaşa hizmet etmesi amacıyla o koltuğa oturması gereken insanlar gelir. Liyakat sistemi dediğimiz zaman. Böyle olması lazım. Dolayısıyla liyakat sistemi olduğu zaman özellikle de AK Partili kardeşlerime söyleyeyim. Güreşçiden banka yönetim kurulu üyesi olmaz. Güreşçi tamam kazanmıştır. Eyvallah başımızın üstünde yeri vardır. Uluslararası madalya almıştır. Eyvallah hep beraber alkışlarız. Parası azsa daha fazla para verelim. Ama bir bankanın yönetim kurulunda ne işi vardır? Rüşvet alan bir kişinin büyükelçilikte ne işi vardır? Akademik hırsızlık yapan bir adamın rektörlükte ne işi vardır?
Hırsızdan rektör mü olur Allah aşkına? Hırsızdan büyükelçi mi olur? Bir başka şey, 4. maddemiz, seçim yasasını değiştireceğiz dedi kurultayımızda. Söz verdik vatandaşımıza. Şimdi ben bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Gerçekten bütün vatandaşlarımız milletvekillerini mi seçiyorlar? Yoksa önlerine konulan bir listenin altına mühür mü basıyorlar? Bunu hepimiz vicdanımızı ölçüp tartmalıyız. Hiçbir vatandaş kendi milletvekilini seçmiyor. Yok böyle bir şey. Milleti kandırıyorlar. Kimler yaptı bunu? 12 Eylül darbecileri yaptı. Darbeye karşıyız diyorlar. Onlar da diyorlar. Darbecinin getirdiği kanunu niye uyguluyorsun? Değiştirelim. Milletin vekilini millet seçsin. Bunu yapacağım. Söz veriyorum milletime. Söz veriyorum. Bütün dostlarıma söz veriyorum. Bütün dostlarıma. İşçisine, köylüsüne, memuruna, emeklisine, apartman görevlisine, taşeron işçisine, orman köylüsüne, hepsine söz veriyorum. Milletin vekilini millet seçecek. İşin özü budur. Başka? Seçim barajını kaldıracağız. Ne demek seçim barajı? Koyarsınız makul bir seçim barajı. 3'tür 5'tür koyarsınız. %10 seçim barajı. Niçin? Birileri sürekli iktidarda olsun diye. Kim getirdi bunu? Bunu da darbeciler getirdi. Bunu da kaldıracağız. Bir şey daha söyledik. Özellikle kadınların dinlemesini isterim. Kadınlar her seferinde siyasette yer almak istiyorlar. Erkekler fırsat vermiyor. Ne olması lazım? Seçim kanununa madde gelmesi lazım. Cinsiyet kotasının seçim yasasına girmesi lazım. Böylece kadınların siyasetteki yeri yasal güvence altına alınması lazım. Bu konuda CHP'li kadın milletvekilleri bir kanun teklifi verecekler. Verdiniz mi? Güzel. Avukat arkadaşlar verdik diyorlar. Verin ve bütün kadınlara çağrı yapın. Buna hangi parti hayır diyorsa Türkiye'deki bütün kadınlara bunu duyurun. Sizin önünüze engel koyuyorlar, söyleyin. Dolayısıyla bunu da sağlayacağız. Değerli arkadaşlarım, eğer bir siyasi iktidar seçim kanunlarıyla oynayarak kendimi nasıl daha uzun süre siyasette ya da iktidarda tutabilirim arayışına girmişse onun bu memlekete faydası yoktur ve o artık demokrasiye zarar verir. Size 15 Haziran 1962 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak grubunda senatör ve milletvekilleri o dönem ortak grubunda İnönü'nün yaptığı bir konuşmadan iki cümle okuyacağım. Demokratik rejimin gayet basit bir tılsımı vardır. Demokratik rejimin gayet basit bir tılsımı vardır. İktidarı bırakabilmek, tılsım bu. İktidarı bırakabilmek. İktidarda bulunanlar bunu yapabildikleri takdirde rejim yaşar ve soysuzlaşmaz diyor. Doğru mu? %100 doğru. Ama nasıl kalırım diye arayışa girip sürekli olarak yasaları değiştirirseniz rejimi soysuzlaştırırsınız. Kim düzeltecek? Dostlarımızla beraber biz düzelteceğiz. Türkiye'de seçim kanunu da demokratik olacak. Siyasi ahlak yasasını çıkaracağız dedik. Evet çıkaracağız. Bütün vatandaşlarıma sormak isterim. Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun. Kardeşim sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temiz insanların milletvekili olmasını istiyor musun, istemiyor musun? Sen parayla iş takibi yapan milletvekili istiyor musun, istemiyor musun? Sen parayla ihale peşinde koşan milletvekili istiyor musun, istemiyor musun? Sen açıkça ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndayım deyip genel kurulda olmayıp yurt dışındaysan böyle sahtekarlığı yapan milletvekili istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorsan yönün ve adresin belli kardeşim. Yönün ve adresin belli. Biz siyasi ahlak yasasını çıkararak aynı zamanda meclisin itibarını da yükselteceğiz.
Mecliste hırsız milletvekili olmayacak. Yalan söyleyen milletvekili olmayacak. İhale takipçisi milletvekili olmayacak. Rüşvet alıp köşeyi dönen milletvekili olmayacak. Cebini düşünen değil, milleti düşünen milletvekili olacak. Bunu istiyoruz biz. Uzun süredir bu olmadı. Ama inşallah biz yapacağız. Neyzen Tevfik aslında bu olayı gayet güzel anlatmış. Neyzen Tevfik. Kime sordumsa seni doğru cevap vermediler. Kimi alçak, kimi hırsız, kimi deyyus dediler. Künyeni almak için partiye ettim telefon. Bizdeki kayda göre şimdi o mebus dediler. Böyle bir mebus istemiyoruz. Böyle bir mebus eğer vatandaş da istemiyorsa bunlara izin vermeyecek. Siyasi ahlak yasını çıkarın diyecek. Biz de çıkaracağız hep beraber. Kamu ihale kanunu değiştireceğiz dedik. İsraf haramdır diyoruz. İsraf haramsa israf yapana nasıl oy veriliyor? Kul hakkı yemek en büyük günahsa kul hakkı yiyenlere nasıl oy veriliyor? İbadet eden bütün vatandaşlarıma söylüyorum. İnançlı bütün vatandaşlarıma söylüyorum. Kul hakkı yemek en büyük günah. En büyük günah kul hakkı yiyene gidip para oyunu veriyorsun. Olmaz. O zaman sen de kul hakkı yiyene ortak oluyorsun. Değerli arkadaşlar, bir örnek vereyim. Kütahya Havaalanı. Bunu Meclis Genel Kurulu'nda da vermiştim. Kütahya Havaalanı. Maliyeti 50 milyon avro. 50 milyon avroya yapmış müteahhit. Yolcu garantisi vermişiz. Dönemin hükümeti vermiş. Yani şimdiki. 29 yıl 11 ay çalıştıracak burayı. 50 milyon avrolu maliyeti var. 205 milyon 281 bin 118 avro para ödeyeceğiz. 50 milyon karşılığında 205 milyon 281 bin 118 avro vereceğiz. Neye göre veriyoruz? Kimin parasını veriyoruz? Dolayısıyla bunu da değiştireceğiz. İsrafla ilgili örneği bazen ifade ederim. Muaviye Şam'da kendisine çok görkemli bir yeşil saray yapar. Sahabe Ebu Zer Gıffari gelir ve Muaviye ona sorar. Nasıl sarayımı beğendin mi? Verdiği cevap gerçekten güzel. Ey Muaviye, eğer bu sarayı kendi paranla yaptırdıysan israftır. Eğer halkın parasıyla yaptırdıysan ihanettir ve haramdır. Kul hakkına girer, bunu ancak firavunlar yapar. Günümüzün firavunları da var. Dolayısıyla biz bütün bunları çözeceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Sayıştay'ı gerçek anlamda işlevine kavuşturacağız. Bir ulusal vergi konseyi kuracağız. O ulusal vergi konseyi vergilerdeki bütün adaletsizlikleri bir şekilde saptayacak, çözümleri önerecek ve ulusal vergi konseyinin raporları her yıl resmi gazetede yayınlanacak. Herkes görecek bunu. Her kuruş verginin hesabını vermek zorunda ülkeyi yönetenler. Asgari ücretinde vergi dışı tutulması bizim hedeflerimizden birisidir. Kesin hesap komisyonu kuracağız. Böylece iktidar kendisini denetleyen bir mekanizmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturacak. Yani denetimden korkmayan bir iktidar yaratacağız. Hesap vermekten korkmayan bir iktidar gelecek bundan sonra. Ahlak gelecek, erdem gelecek, liyakat gelecek. Hesap vermekten korkmayan bir iktidar gelecek. Siyaset yeniden kaybolacak ve siyaset 21. yüzyılın Türkiye'sine yakışır bir siyaset olacak. Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kuracağız. Niye planlama yapılır? Evi düşünelim. Evde diyelim ki bir daire aldı kendisine aile. Ne yapar? Bir plan yapar. Taksitler nasıl ödenecek? Banka borçları nasıl ödenecek? Kredi kartı nasıl ödenecek? Bir plan yaparlar. Aile bir plan yapar. Devletler de plan yaparlar. Niçin plan yaparlar? Vergi alıyorsun. Borçlanıyorsun. Malı mülkü satıyorsun. Para alıyorsun. Nerede kullanacağım ben bu parayı?
En verimli şekilde nasıl kullanabilirim? İsraftan uzak nasıl kullanabilirim ben bu parayı? Nereye hangi yatırımları yapacağım? Memlekette işsizlik var. Nasıl çözeceğim? Hangi yatırımları yapmalıyım ki işsizlik sorununu çözebileyim? Ülke genelinde kalkınmanın dengeli olması lazım. Hakkari'de de insan yaşıyor. Çankırı'da da insan yaşıyor. Rize'de de, Muğla'da da. Öyle yatırım programı yapmalıyız ki herkes bulunduğu coğrafyada iş bulabilsin, yaşayabilsin. Türkiye topyekun kalkınabilsin. Belli bir alan değil, belli bir bölge değil. Herkes büyüyebilsin. Dolayısıyla kayıt dışı çalışma var. Bunun engellenmesi lazım. Bunun da planlanması lazım. Bu çerçevede yapılması lazım. Eğer bunu yaparsanız, gerçek anlamda bir planlamayı getirirseniz, bütün kaynaklar verimli şekilde kullanılmış olur. Şimdi diyecekler ki, bizde planlama teşkilatı yok muydu? Vardı, kapatıldı. Çünkü istedikleri gibi parayı harcamak için. Eğitim sistemi tepeden tırnağa yeniden yapılandıracağız. Belki unutmuş olabilirler. Bütün vatandaşlarıma hatırlatmak isterim. Çocuğunu ilk öğretime gönderen bütün annelere ve babalara hatırlatmak isterim. 4 artı 4 artı 4 sistemi geldiğinde tek itiraz eden parti bizdik. Yanlıştır bu diyorduk. Liyakatten söz ettik değil mi? Erdemden söz ettik değil mi? Yasa nasıl yapılacak ondan da söz ettik değil mi? Eğer bir yasa teklifi gelirse ya da bir tasarı gelirse ilgili bütün taraflar çağrılacak ve konuşulacak dedik değil mi? 4 artı 4 artı 4 sistemi geldi. Bakanlar kurulunda görüşülmedi. Bakanlar kurulunda görüşülmedi. Kalkınma planlarında yoktu. Milli Eğitim şuralarında görüşülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda hiç görüşülmedi. 5 milletvekilinin kanun teklifi olarak verildi. Hiçbir milletvekili eğitimci değildi. Hiçbir milletvekili eğitimci değildi. Ve kanun böyle çıktı. Ne oldu? Milyonlarca ailenin çocuğu iktidar tarafından denek olarak, kobay olarak kullanıldı. Dünyada kendi çocuklarını kobay olarak kullanan tek ülkeyiz. Dolayısıyla eğitim, irfanı hür, vicdanı hür, fikri hür çocukların yetişmesi için eğitim yapılır. Analitik düşünme için eğitim yapılır. Çocuk hayatı sorgulasın diye eğitim yapılır. Ve üniversiteler tamamen çökmüş vaziyette. İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı, Suudi Arabistan'ın ve Malezya üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı bizim üniversiteleri geçti. Bu ayıp bile bizim vicdanımızda sorgulanmamız gereken bir ayıptır. Neden Türkiye bu hale geldi? Ve biz doğayı da korumak istiyoruz. Bizden sonraki nesiller de gelecek. Onlar da bu ekosistemin içine doğacaklar. Onlara da güzel bir çevre, güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız. Onların da kuşu görme hakkı var, ağacı görme hakkı var, suyu görme hakkı var, çevreyi görme hakkı var, arıları görme hakkı var. Nasıl bir Türkiye'ye doğacaklar onlar? Bu ekosistemin korunması için anayasal düzenlemeyi de getireceğiz. Bunu da ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz seslendiriyoruz. Henüz doğmamış olan çocuğun hakkını da savunacağız. Ve güçlü bir sosyal devlet olarak aile destekleri sigortası kurumunu da kuracağız. Bunu hemen hemen her ortamda söylüyorum. Bütün arkadaşlarımın da söylemesini isterim. Aile destekleri sigortası. Bakın. Ücretli izin veriyorlar. Günlük 39 lira. Değerli arkadaşlar. 1 milyon 701 bin kişi zorunlu ücretsiz izne çıkarıldı. Günde 39 liraya geçineceksin diyor. Günde 39 liraya. Arkadaşlarıma sordum. Bunların sosyal güvenlik primleri yatacak mı? Hayır, yatmayacak. Peki 1 milyon 701 bin kişinin çocuğu hastalandığında, 3. ayda hastalandı, 4. ayda hastalandı, 6. ayda hastalandı. Veya kendisi hastalandı. Para vermeden tedavi olamayacak. Bunu söylüyoruz.
Ama çoğu vatandaşı başına geldiği zaman öğreniyor. Dolayısıyla güçlü bir sosyal devlet kurmak bizim görevimizdir. Az önce de ifade ettim. Devlet elinde sopası olup insanı hizaya getiren devlet baba olmamalı. Evlatları arasında hiçbir ayrım yapmayan devlet ana olmalı. Bizim ana hedefimiz budur. Belediyeleri yeniden ayağa kaldıracağız. Belediye gelirlerini artıracağız. Merkezle yerel arasındaki kavgaya tamamen son vereceğiz. Devletin en etkili şekilde çalışmasını sağlayacağız. Dolayısıyla yereli güçlendireceğiz. Kayyum uygulaması denen ucube işe de son vereceğiz. Seçimle gelen seçimle gider kardeşim. Böyle yapacağız. Orta Doğu'da barış ve işbirliği teşkilatı oluşturacağız. Orta Doğu'yu bir kavga alanı, kan alanı değil, Orta Doğu'yu tam bir barış havzasına döndüreceğiz. Türkiye ile İran'la, yani Türkiye olarak İran'la, Irak'ta, Suriye ile bir araya geleceğiz. Egemen güçlerin bu bölgede at oynatmalarına değil, Türkiye'de, İran'da, Irak'ta ve Suriye'deki bütün insanların bir araya gelerek kendi geleceklerini özgürce tayin edebilecekleri, kendi yatırımlarını yapabilecekleri, kendi demokrasilerini geliştirebilecekleri bir huzur ortamına dönüştüreceğiz. Bu da bizim görevimizdir. İkinci yüzyıla çağrı beyannamemizin ana ekseni budur. Topluma barışı, topluma huzuru getirmektir. Gerçek anlamda demokrasiyi getirmektir. Gerçek anlamda medya özgürlüğünü getirmektir. Gerçek anlamda iç kavgaları, kutuplaşmaları sonlandırmak ve bu memlekette her evde huzurun, her mahallede huzurun, her kentte huzurun olmasını sağlamaktır. Bunu yapacağız. Kimlerle dedik? Dostlarımızla dedik. Onlar kızsınlar. Ne derlerse desinler. Allah'ın izniyle biz bunu sağlayacağız, yapacağız. Sandığı koysunlar, gerçekleştireceğiz. Bu memlekete huzuru getireceğiz. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımın Kurban Bayramı'nı da kutluyorum. Sağlıklı, huzur dolu bir Kurban Bayramı geçirmelerini de diliyorum. Hepinize en içten selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Her birimiz çalışmaya devam edeceğiz. Her birimiz. Gerçekten de mücadele, bizim mücadelemiz insanlık mücadelesidir ve bunu mutlaka yürüteceğiz kararlılıkla ve azimle. Sağ olun, var olun. Oturumu kapatıyorum. Hepinize saygılar.